Türkiye'de, özellikle son 2 yılda uçuşa geçen kiraların yarattığı barınma sorununa, bir de deprem tehlikesi eklendi. Son 2 yılda, İstanbul'da kira artış oranı %417 olurken, diğer illerde de durum çok farklı değil. Ev sahiplerini durdurabilmek için, 2022 Temmuz'da getirilen kira artışın %25 sınırlaması da, duruma çok çare olmazken, sınırlama Temmuz 2023'te sonra erecek. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde etkili olan deprem felaketlerinden sonra da, çevre illerden başlayan kira artışları da, Türkiye geneline yayılma yolunda ilerliyor. Bu soruna çarenin, son olarak hapis cezasına varacağı iddia edildi. Türkiye'de son 1 yılda kira artış ortalaması, %145 olurken, Antalya gibi Rusya-Ukrayna savaşıyla, yabancı akınına uğrayan şehirlerde, bu oran %250'nin üzerinde oldu. Ev fiyatlarındaki artış, TCMB'nin verilerinde son 1 yılda %167,8 olunca, kiraları bu etkiden arındırmak hayal olurdu. Son 2 yıla dönüp baktığımızda ise, ana kopuşun 2021 yılındaki kur artışlarıyla olduğunu görebiliyoruz. İstanbul'da, kira artışları son 1 yılda %133,65 olurken, son 2 yıldaki artış %416,58 olarak görülüyor. Son 1 yıldaki artış ivmesinin düşmesinde, hem enflasyon benzeri baz etkisi, hem de Temmuz 2022 itibarıyla getirilen, %25 ile kira artışlarının sınırlanmasının rol oynadığı düşünülüyor. Ev sahiplerinin tam olarak buna uyduğu söylenmese de, anlaşmazlıkların yüksek olduğu ve adaletin bu davalara yetişemediği de biliniyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, yıkım boyutu ve alanı yüksek olunca, bu da ister istemez kiraları yeniden etkiledi. Depremin etki alanındaki 11 ilde ayakta kalan ve hasarsız olan bina sayısı az olduğundan, ilk etapta çevre illerde, sonrasında da büyük şehirlerde kira artışları görülmeye başlandı. Marmara bölgesinde de bir deprem tehlikesine dikkat çekilmesiyle, İstanbul'da da sağlam olduğu düşünülen ve yönetmeliğe uygun inşa edildiği farz edilen yeni konutlara da bir talep görülüyor. Bu da, talep enflasyonu yaratıyor. Deprem nedeniyle çalışmalarını ara veren TBMM, bugün yeniden açılırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, kira artışlarına yönelik çalışma başlattığı haberi geldi. Bakanın talimatıyla deprem, salgın, yabancı talebi gibi nedenlerle, kiralarda fahiş fiyat artışlarına yönelik yasal düzenlemenin, teknik çalışmalarının başladığı iddia edilirken, Türk Ceza Kanunu'na ek olması planlanan bir maddeyle, fahiş artışlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.